Bir önceki videodan bıraktığım yerden devam ediyorum. Burada daha üst düzeyde bir düzenleme oluyor. Burada daha önce RB proteininden bahsetmiştim. Hücre bölünmesinin kontrolü üst düzey bir düzenlemede RB proteini ve birkaç ek proteinle yapılır. Bahsettiğimiz bu proteinlerin bir tanesi de p53 proteini. Bu proteine genom bekçisi de deniliyor. Bu protein o kadar önemli ki 1993 yılında Science Magazine dergisi onu yılın molekülü ilan etmiştir. Teobromin çikolatadaki ana madde bile bu onuru elde edememiştir. Buradan p53 proteininin ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz. p53 proteini doğrudan DNA'ya bağlanarak hücre bölünmesini engelleyen proteinlerin üretimini sağlar. Bu proteinlerden biri de p21. p21 CDK'yı baskılar. Böylece CDK, DNA bölünmesini veya mitoz bölünmeyi başlatamaz. RB proteini, P53 ile ilişkili başka bir proteindir. Bu proteini de tümör baskılayıcı protein olarak düşünebiliriz. RB proteini de, P53 proteini de tümör baskılayıcı genlerden sentezlenmiştir. İkisi de tümör baskılayıcı gen. Buraya yazalım. Evet, tümör baskılayıcı gen. Aslında sentezlenir derken, bu proteinlerin Tümör baskılayıcı genlerden yapıldığını kastediyorum. Bunlar oldukça önemli proteinler. Çünkü herhangi bir mutasyon durumunda çok ciddi şeyler gözlemlenir. Yani çalışmalarında bir bozukluk ya da işlev kaybı olduğunda kanser olma eğilimimiz artar. Hepimiz kanser olmanın iyi bir şey olmadığını biliyoruz. Bu noktada tümör baskılayıcı genlerimiz büyük önem taşıyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu göstermek için size bir örnek vereyim. Tümörlerin %50'den fazlası p53 hasarında ortaya çıkar. RB ismini bir çeşit göz kanseri olan retinoblastomadan alır. Retinoblastoma. Çünkü RB'deki bir bozukluk bu kansere sebep oluyor. R retino'dan geliyor. Evet yazalım. Retinoblastoma. Evet. Bir defa daha tekrar edelim. Tümör yapıcı gereksiz hücre bölünmesinin önlenmesinde retinoblastoma proteini önemli bir rol oynar. İşte bu yüzden bu iki proteini tümör baskılayıcı genler olarak kabul ediyoruz. P21'de de bu durum daha nadirdir. Aslında P21 hasar gördüğünde sonucunda bir kansere sebep olmuyor. Hatta bilim insanları, bazı bilim insanları P21 olmadığında bazı farelerin uzuvlarında daha hızlı iyileşme görmüşlerdir. Çok ilginç, değil mi? P21 eksikliğinde uzuvlar yani kollar ve bacaklar daha kolay tedavi edilebiliyor. Bu önemli proteinlerin tam olarak nasıl çalıştığını hala anlamaya çalışıyoruz. Fakat bilmemiz gereken bir şey daha var. Bu tümör baskılayıcı genler sayesinde hücre bölünmesi kontrol altında tutuluyor. Bu sayede hücrelerimiz sürekli bölünemiyor. Hücrelerimizin yalnızca ihtiyaç dahilinde hazır olduklarında bölünmelerini istiyoruz. Çünkü ilerleyen videolarda da göreceğiz. Hücre bölünmesi ya da mitoz bölünme çok fazla enerji ve protein çalışması ister. Bu yüzden doğru zamanda bölündüklerinden emin olmalıyız.